أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız ümmetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bizlere buyuruyor ki: Estaiz billah fela tahafuhum ve khafuni in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz başkalarından korkmanıza gerek yok. Benden korkmanız yeterlidir. Benden korkun diyor. Her şey benim elimdedir. Ben dilediğimi aziz, dilediğimi zelil ederim. Dilediğime rızkı bol veririm, dilediğimden rızkı daraltırım. Dolayısıyla her şey benim elimde, malikül mülk benim, en büyük benim, en yetkili benim. Benim yaptığım azabı kimse yapamaz, benim tuttuğumu kimse yeremez, benim yerdiğimi de kimse tutamaz. Öyleyse her şey benden başlıyor, benden bitiyor. Başkasından korkup benden korkmamanız makul değil, mantıklı değil. Hele sizde iman varsa, bu iman saygı noktasında en çok saygı duyulması gerekenin Allah olduğunu size temin eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi şerifi naklediyor bize. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَّكَيْتُمْ كَثِيرًا. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Demek ki Allah Celle ve Ala Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ölümden sonrası ile ilgili, kabir hayatı ile ilgili, kıyametin manzaraları ile ilgili o kadar bilgiler vermiştir ki diyor ki bize, benim kıyametle ilgili, ölüm ve sonrası ile ilgili sahip olduğum bilgilere siz de sahip olsaydınız az güler, çok ağlardınız. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bizim bilmemiz veya bilmememiz meseleyi değiştirmez. Efendimizin bildiği bir takım gerçekler var, onun bildiği kadar biz bilmiyoruz. Eğer onun bildiği kadar bilseydik, az güler, çok ağlardık, önümüzdeki o sıkıntıların hesabını yapardık. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde sahabe-i kiramın büyükleri var.
Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh de orada, kalabalık bir grup var. Efendimizin huzurunda, Mescid-i Nebevi'de. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdular ki, inne beyne yedeyil halqi hamse akabatin la yakta'uha kullu zamirin ve mehzur. Şüphesiz insanoğlunun önünde 5 tane sarp yokuş vardır. Bu 5 tane sarp yokuşu herkes geçmek mecburiyetinde kalacak. Ancak her zayıf olan o sarp yokuşları geçemez ki. O sarp yokuşları geçebilmek için, aşabilmek için maratoncu olmak lazım. Güçlü, kuvvetli olmak lazım. Tecrübeli, deneyimli olmak lazım. İnsanoğlunun, mahlukatın önünde 5 tane sarp yokuş vardır. Her zayıf olan bu 5 tane sarp yokuşu geçemez dedi. Zor geçitler var yani. Bunlardan birisi ölüm ve ölümün zorluğudur dedi. İkincisi kabir ve kabrin vahşeti sıkıntısıdır dedi. Üçüncüsü ruz-i mahşerde amel defterlerinin dağıtılması esnasındaki sıkıntıdır dedi. Dördüncüsü mizanın başında ameller tartılırken çekilecek olan sıkıntı ve insanoğlunun başına gelecek olan korkudur dedi. Ve beşincisi de Sırat Köprüsü'nden geçme işidir dedi. Şimdi her insanın önünde ölüm var mı? Var. Kabir var mı? Var. Amel defterlerinin dağıtılması var mı? Var. Mizanın başında hesap vermek var mı? Var. Peki Sırat Köprüsü'nden geçmekle karşı karşıya gelme olayı var mı? Var. İnsanoğlunun önünde 5 tane böylesine sarp yokuş var. Ölüm olsun, kabir olsun. Amel defterlerinin dağıtılması, amellerin tartılması olsun. Ve nihayet Sırat Köprüsü'nden geçmek olsun. Bunlar gerçekten birer sarp yokuştur. Bunları geçmek kolay değildir. Herkes geçemez ki. Herkes rahat geçemez. Büyüklerimizden dinlemiştim. Hocalarımızdan dinlemiştim. Bizim memlekette bir köyde yaşlı bir kadın ölüm döşeğinde zor durumda, can çıkmıyor, ızdıraplar çok, herkes ne oldu, ne olacak diye bekliyor. Komşular demişler ki, Ayşe nene, Ayşe nene, kelime-i şehadet getir. Normalde ölüm döşeğinde olan bir insanın yanında kelime-i şehadet getirilir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü sesli söylenir. Ama ölüm döşeğindeki insana kelime-i şehadet getir denmez. Veya la ilahe illallah kelime-i tevhid getir denmez. Onun duyacağı şekilde sesli söylersin ama sen de söyle demez. Çünkü o ağrılar, sancılar içerisinde kıvranırken darda olabilir. Sen ona öyle söyleyince sana ters cevap verebilir. Biraz sonra da ruhunu teslim etmiş olabilir. Bu sefer adam imansız gitti dersin, suizanla kapılırsın. Onun için ölüm döşeğindeki bir insanın yanında sessiz sesli La ilahe illallah Muhammedur Resulullah denir. Veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh denir. Ancak ölüm döşeğindeki bir insana hadi bir kelime-i şehadet getir, hadi bir kelime-i tevhid getir denmez. Fakat o kadınlar, köylü kadınlar, komşu kadınlar ölüm döşeğinde günlerdir ızdırap içerisinde olup ruhunu bir türlü teslim edemeyen Ayşe nineye diyorlar ki, Ayşe nine, Ayşe nine, haydi bir kelime-i şehadet getir. O da şu cevabı veriyor. Diyor ki, kızım, kızım, çoktan getirmek istiyorum da, kelime-i şehadet getirmek istediğimde, bahçenin dibinde bir
gürgen ağacı var ya, o gürgen ağacını kökleriyle beraber gırtlağıma sokuyorlar, söyletmiyorlar bana dedi. Gürgen ağacını kökleriyle beraber gırtlağıma sokuyorlar, söyletmiyorlar bana dedi. Ölüm öyle kolay değildir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle diriltilirsiniz. Bir insan, hani derler ya bizim, tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmaz. Yani eğer ekinde senin izin varsa, tarlayı ekmekte izin varsa, o zaman hasat zamanında da yüzün olur. İnsan dünyada yapılması gerekenleri yapmakta izi olmazsa, sonunda nasıl yüzü olsun ki? 5 tane büyük geçit var dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bunları her zayıf olan geçemez. İkincisi, kabir ve kabrin zorluğudur dedi. Bir düşünür müsünüz kıymetli dostlar? Biz öldüğümüzde yatağımızdan, eşimizden, çocuğumuzdan, çocuklarımızdan, gözümüzün nuru gibi sevdiğimiz torunlarımızdan hepsinden ayrılıyoruz. Bir poşetin içerisine koyup mezara yerleştiriyorlar. Kaç metrekare? Canlı canlı bizi oraya koysalar durabilir miyiz? Üstünde kapatsalar? Bundan daha büyük işkence olmaz ki. Ama bizi ölünce böyle bir yere koyuyorlar. Şimdi bizi herkes görevlerini tamamlayıp evine dönünce onların ayak seslerini duyuyoruz. Kabre koyulan insan, kendisini oraya defne gelen insanların dönüş esnasında ayak seslerini duyar. Beni getiren dostlarım gidiyorlar şimdi. Nihayet kimse kalmaz. Bizim görevli arkadaşlarımızdan, talebelerimizden birisi, dün babasını bir kalp krizi neticesinde cenazesini kabre koydular. Telefon ediyor bana, diyor ki hocam, diyor, ben diyor babamı diyor mezara koydum. Öğle namazından sonra. İkindiye kadar da bekledim. Akşama bir saat var beni aradığında. Hala kabrin başında bekliyorum. Burada beklememe gerek var mı? Bu gece burada bekleyeyim mi? Diye soruyor. Bir insan kabre konduğu zaman, onu kabre defne götüren insanların orada bir süre beklemelerine gerek vardır. Kitabi ifadeyle bir deve kesilip taksim edilecek kadar bir zaman, yani yarım saat 45 dakika gibi bir zaman orada bekleniyor. Zaten Yasinler okunuyor, defin işlemleri yapılıyor, dualar yapılıyor, telkin okunuyor. Onun için kabirlerde cenaze defnedildiği zaman bir Bakara suresi okuma usulü vardır, güzeldir. Dedim ki evladım, senin artık kabirde beklemene gerek yok. Üsttekiler ayrı hesaptadır, alttakiler ayrı hesaptadır. Senin beklemene gerek yok artık. O kabre koyduğumuz insan, üzerinde kendisini defne gelen insanların ayak seslerini duyar. Bunlar gittiler. Ben şimdi imanımla, amelimle baş başa kaldım kabirde. Ve nihayet Münker ve Nekir melekleri geliyor, sorularını soruyorlar. Demek ki birinci zor geçit hangisidir? Ölüm ve ölümün zorluğudur. Rabbim her birimizi iman-ı kâmil ile ölebilmeyi nasip eylesin. İkincisi, kabir ve kabrin vahşeti ve zorluğudur. اِنَّ الْقَبْرَ اِنَّ الْاَرْضَ لَتُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ يَا بَن۪ي آدَمْ كُلُوا مَا شِئْتُمْ وَاشْتَهَيْتُمْ فَوَاللّٰهِ لَاَكُلَنَّ لُحُومَكُمْ وَجُلُودَكُمْ. Şüphesiz topraklar insanoğluna her gün 70 kere lisan-ı halleriyle şöyle nida ederler. Ey Adem'in çocukları! İstediğinizi yiyin, istediğinizi için. Allah'a yemin olsun ki ben etinizi de, terinizi de, kemiklerinizi de yemek için sizi bekliyorum. Hadi, bana hazırlık yapın. Etinizi, derinizi, kemiğinizi yemek için ben sizi bekliyorum. İnsanoğlu toprağa girdiği zaman toprak bizi yiyecek. Biz şimdi topraktan yiyoruz. Topraktan elma yiyoruz, armut yiyoruz, arpa yiyoruz, buğday yiyoruz, et yiyoruz, süt yiyoruz. Ama sonra biz öldüğümüz zaman toprak bizi yiyecek. İşte kıymetli dostlar, kabir ve kabrin vahşeti, ene beytud dud, ene beytul vahşe, ene beytul vahde, kabir her gün şöyle nida eder insanlara.
ben böcekler yurduyum. Gelince böceklerimi salacağım senin üzerine. Ene beytül vahde, ben yalnızlık yurduyum. Gelince yanımda kimse yok. Ne çocuğun ne eşin, kimse yok. Ene beytül vahşe, ben vahşet yurduyum. Geldiğinde ünsiyet kurabileceğin bir dostun yok. Telefon yok, internet yok, arkadaş yok, haber dinleme yok. Artık orası farklı bir âlem. Rabbim hepimize yardım eylesin. Üçüncüsü de amel defterlerinin dağıtılması. Bir kısım insanlar sağ tarafından alıp ha umu ikra'u kitabih diyecekler. Alın dostları, kitaplarımı okuyun. Bir kısım insanlar kitabını sol tarafından alacaklar. Çok bir zor bir manzara. Kitabını sol tarafından alan insan, ah keşke toprak olsaydım. Ölünce toprak olsaydım, diriltilmeseydim. Ölüm benim hayatımın sonu olsaydı. Eyvah, malım beni kurtarmadı. Eyvah, konumum, saltanatım beni kurtarmadı. Perişan etti beni. Ben kendimi adam zannettim. Bir şeyler kazanıyorum, bir şeyler yapıyorum zannettim. Bir şeylerim var zannettim. Eyvah, hepsi havaymış, cıvaymış. Bir balonu şişirirsiniz, 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 kocaman bir balon olur. Aa, çocuklar sevinir, benim şöyle bir balonum var. İçindeki havadan ibarettir. Allah Celle ve Ala Hazretleri dinden, imandan mahrum olan insanların amellerini وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً Dinden, imandan mahrum olan insanların amellerini çöldeki bir seraba benzetiyor. Çöl hayatında, bizim çöl hayata ve alışkanlığımız olmadığı için çok net bir şekilde hayallerimizde canlanmıyor. Ama olay şu, çölde en çok ihtiyaç duyulan nedir? Sudur. Dağlarda, ormanlarda, vadilerde su bulunuyor ama çölde su az bulunuyor, zor bulunuyor. Dolayısıyla çölde susamış bir insan, yolculuk esnasında susamış, susamış, su arıyor. Böyle bir yerde duman, sis çöküyor. Uzaktan baktığı zaman insan orasını göl zannediyor. O tarafa doğru koşuyor, suyu buldum diye koşuyor, koşuyor, gidiyor, 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 gidiyor. Bir de bakıyor ki su diye, bir damla su yok orada, sadece duman böyle sis çökmüş, uzaktan bakınca su zannediliyor. İşte dinden, imandan mahrum olan insanlar, kendileri dünyada bir şeyler yapıyorlar, fabrikası var, işi var, gücü var, işçileri var, efendim sekreterleri var, imkanları var, arsaları var, şular var, bunlar var. Serap gibi. Bir de ruhunu teslim edince ne fabrika var, ne iş var, ne işçi var, ne mağaza var, hiçbir şey yok, ne arsa var, hiçbir şey yok. Sadece vebal ve mesuliyet var. Nereden kazandın, nereye harcadın diye. Bunların hesabı var. Onun için amel defterlerinin dağıtılması da zor bir manzaradır. Bir sonraki manzara, her zayıfın geçemeyeceği, zor geçeceği geçitlerden birisi de mizanda amellerin tartılmış olmasıdır. Şimdi Kur'an'da her birinizin veya çoğunuzun bildiği ifadeyle فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Yani zerre kadar yapılan iyilikler ve kötülüklerin her ikisinin de mizanda kendisini göstereceğini ve bizim de onu göreceğimizi Rabbimiz bize haber veriyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsanoğlunun ağzından çıkan her cümle, yanında görevli melek bunu kayda alıyor, yarın onu terazinin bir tarafına koyacak. Ya iyilikler tarafına koyacak, ya kötülükler tarafına koyacak. Şimdi ağzımızdan çıkan her cümle orada mizanda karşımıza çıkacak. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُلَٰيكِ كَانَ عَنُ مَسُولًا Gözlerimize baktıklarımız mizana girecek. Kulaklarımızla dinlediklerimiz, o da mizana girecek. Kısacası insanoğlunun yaptığı her şey mizana girecek. Hesaba girecek. Ya iyilikler tarafına, ya kötülükler tarafına girecek. Peki kolay mı bu iş? Bu da gerçekten zordur. Ve nihayet beşinci geçit de Sırat Köprüsü'dür. Sırat Köprüsü'nden geçmek her baba yiğidin kârı değildir.
Cehenneme girecek insanlar Sırat Köprüsü'nü geçemeyip aşağı düşecek olan insanlardır. Karşıya geçemeyip efendim aşağı düşecek olan insanlardır. Dolayısıyla Sırat Köprüsü'nden geçmek geçitlerin en sonuncusu ama en zorudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste insanların önünde böylesine 5 tane büyük geçit vardır. Bunları her zayıf olan insanın geçemeyeceğini, zor olacağını haber veriyor. Bunu anlatınca ve bunları da sayınca o mecliste bulunanlardan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz nasıl anladıysa, nasıl böyle içselleştirdiyse aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözlerini ağlamaya başladı. Öylesine ağlıyor ki hüngür hüngür böyle hışkıra hışkıra ağlıyor. O mecliste onun ağlama sesi hakim oldu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz. Biraz sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki arkadaşlar bana şimdi Cibril-i Emin geldi. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e de ki ağlamasın. Hışkıra hışkıra hüngüre hüngüre ağlıyor, hüngür hüngür ağlıyor. Onun ağlamasına gökteki melekler de dayanamıyor, onlar da ağlıyorlar. Ebu Bekir Sıddık'ın gökteki melekler nezdinde farklı bir değeri vardır onun. Gökteki melekler nezdinde farklı bir değeri var. Onun ağladığını gören melekler de dayanamıyorlar, onlar da ağlıyorlar. De ki Ebu Bekir'e ağlamasın. Duymadı mı ki o? Her derdin bir çaresi var. Eğer insanoğlunun önünde geçilmesi zor olan 5 tane sarp yokuş varsa elbette bu sarp yokuştan kolay geçmenin formülü de var. İnnehu yesirun alâ men yesserahullah. Allah kolaylaştırırsa kolay olur. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 tane sarp yokuştan kolay geçmenin yollarını sayıyor oradakilere ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e. Dolayısıyla kıymetli dostlar, dersime başlarken okuduğum hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz ey ümmetim eğer siz benim ölüm ve ötesiyle ilgili bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Neden hep eğlencedesiniz? Neden bir türlü kalp huzurunu temin ederek aşk ile şevkle ibadet edemiyorsunuz? Çünkü başınıza nelerin geleceğini benim bildiğim gibi bilmiyorsunuz. Benim gibi bildiğim gibi bilseniz benim gibi korkardınız. Benim gibi hassas olurdunuz diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir defasında sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmeinden bir kısmı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahiretle ilgili böyle çok etkili sohbetini dinleyince dediler ki kendi aralarında toplanıp karar verdiler. Dediler ki önümüzdeki bu geçitler gerçekten ciddi mi? Ciddi. İnandık mı? İnandık. Peki ne yapmamız lazım? Madem biz bu geçitlerden geçmek için dünyaya geldik, biz hazırlığımızı çok ciddi yapmamız lazım dediler. Bir kısmı dedi ki ben dedi artık karar verdim. Bundan sonra eşlerimle bir yatağı paylaşmayacağım. Önümüzde böyle zor geçitler varken hanımla bir yatağa yatmanın bir anlamı yok. Biz oraya hazırlık yapmamız lazım. Hep oraya hazırlık yapmamız lazım. Bir tanesi de dedi ki ben o senin yaptığını yapamam ama ölünceye kadar durmadan oruç tutacağım. Hiç fasıla yok. Durmadan oruç. Durmadan oruç. Öbürü de dedi ki benim sağlığım her gün oruç tutmaya sonuna kadar müsait olmayabilir ama ben de geceleri sabaha kadar yatağa girmeyeceğim. Hep tesbih, zikir, namaz, tesbih, zikir, namaz, tesbih, zikir, namaz yapacağım. Artık bunlar ebedi yolculukla ilgili efendim her türlü ne yapabilecekse zirvesine kadar fedakarlık yapmaya karar verdiler. Gece bu kararı verdiler, gündüz mescide geldiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlar bir şey demeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sinirli bir şekilde akşam böyle 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 karar alan siz miydiniz dedi. Onlar şaşırdılar tabii çünkü onlar kararı daha tebliğ etmemişlerdi, duyurmamışlardı.
Evet ya Resulallah dediler ama Efendimiz'den aferin bekliyorlar. Hani ne yapacak? Dünyayla bütün bağlantılarını kesiyorlar. Eşleriyle bir yatağı paylaşmayacaklar, hep ibadet. Efendim sabaha kadar yatağa yatmayacak, hep ibadet ve zikir. Efendim son nefesine kadar, son gününe kadar hep oruç. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, bakın işinizde benden daha çok Allah'tan korkan yoktur sizde. Benden daha çok korkamazsınız Allah'tan. Çünkü benim bildiğim kadar bilmiyorsunuz ki. İşinizde Allah'tan en çok korkan benim. Dolayısıyla ben ne yapıyorsam siz de onu yapın, benden fazlasını yapamazsınız. Doğru da olmaz. Ben Allah'tan sizden daha çok korkuyorum, eşlerimle yatağı paylaşıyor muyum? Paylaşıyorum, siz de onu yapacaksınız. Gecenin bir kısmını uyuyor, bir kısmını ibadette geçiriyor muyum? Siz de öyle yapacaksınız, sabaha kadar hiç uyumadan değil. Bazı günler oruç tutuyorum, bazı günler yemek yiyorum, öyle değil mi? Benden daha çok Allah'tan korkamazsınız, siz de böyle yapacaksınız. Yani bir defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi bildiriyor burada? Allah'tan en çok kim korkar? Peygamberler korkar. Niçin onlar daha çok korkarlar? Çünkü onlar daha çok iyi bilirler. Daha iyi bilirler. Daha fazla bildikleri için daha fazla korkmuş olurlar. Bundan şu sonuç çıkar. Allah'tan korkmayan niye korkmaz? Allah'ı tanımadığı için korkmaz. Şimdi bir hoca efendi ders okutuyormuş camide. Ömer Nasuhi Hazretleri de İstanbul müftüsü. Ama Ömer Nasuhi Hazretleri gerçekten çok iyi bir alim. 8 ciltlik Hukuk-ı İslamiye diye bir eseri var. 8 ciltlik Kur'an tefsiri var. Her sahada eser yazmış, hadiste yazmış, ilmi kelamda yazmış. Gerçekten Osmanlı'nın son dönemin muktedir alimlerinden birisiydi. Bunu herkes biliyor. Bir hoca efendi ders okutuyor camide, bulmuş bir talebe ders okutuyor veya birkaç tane talebeye ders okutuyor. Tevafukan Ömer Nasuhi Hazretleri de camiye gitmiş. Ders halakasını görünce oturmuş orada ders halakasına ama hoca efendi tanımıyor bunu. Şimdi hoca efendi dersi takdir ederken bir yerde yanlış yapmış. Ömer Nasuhi Hazretleri kafasını kaldırmış böyle, yani olmadı der gibi. Hoca efendi tak aldırmamış falan. Bir tane daha yanlış yapmış. Hoca efendi yine kafasını kaldırmış. Aldırmayınca üçüncü kez yanlışla hoca efendi kafasını kaldırınca kimsin sen dedi. Dersi takrir eden hoca efendi sen kimsin dedi. Dedi ben dedi Ömer dedi. Hangi Ömer dedi? Dedi Nasuhi. Şimdi Ömer Nasuhi duyunca hoca efendi öyle korktu ki Nasuhi kekeledi, tutuldu hoca efendi. Ya biraz önce üç tane müdahalesinde hoca efendi neredeyse hava atacaktı Ömer Nasuhi Hazretleri'ni. Niye tanımıyordu onu? Sarı çizmeli Mehmet Ağa zannetti ama o okuttuğu ders konusunda profesör olduğunu, o kitabı belki efendim okuduğu hocadan daha da güzel hoca efendi okuduğu hoca efendine daha da iyi bildiğine inandığı için bildiği için Ömer Nasuhi olduğunu tanıyınca eli ayağı tutuştu. Şimdi Allah'tan korkmayan niye korkmaz? Tanımadığı için korkmaz. Tanıyan insan Allah'tan korkar. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ve hafuni in kuntum mu'minin. Kullarım sizde iman var mı? Varsa Allah'ı tanıyorsunuz demektir. İnandın Allah'a tanıyorsun demektir. Ne diyorsun? Allahu Ekber diyorsun. Yerde gökte, kainatta ondan daha büyük yoktur diyorsun. Ve yerleri gökleri o yarattı diyorsun. Rızkımızı o verdi diyorsun. Öldürecek odur diyorsun. Diriltecek odur diyorsun. Dünyanın da sahibi odur diyorsun. Ahiretin de sahibi odur diyorsun. Dolayısıyla imanın içerisinde bunların hepsi var ya. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, eğer müminseniz benden korkacaksınız. Ne demek Allah'tan korkmak? Bir insan eğer içki içiyorsa, haram olduğunu bildiği halde içiyorsa, bunu yasaklayan bir Allah var. Bunu yasaklayan bir Allah var deyip de, bunu bildiği halde içki içiyorsa o zaman Allah'tan korkmuyor demektir.
Mevla buyuruyor ki, ne biçim lahana turşusu, ne biçim perhiz tabiri caizse. Hem Allah'ın var diyorsun, hem ekber diyorsun, en büyük diyorsun, hem yerlerin göklerin sahibi diyorsun, hem de onun kesin yasakladığını ne yapıyorsun? Aldırmadan içiyorsun. Nasıl yalan söylüyorsun? Nasıl faize bulaşıyorsun? Nasıl krediye bulaşıyorsun? Harama teşebbüs etmek, iman zafiyetinden kaynaklanır. Allah'ı tanımamaktan kaynaklanır. Keza Allah'ın kesin emri olan bir emri, ister namaz olsun, ister oruç olsun, ister zekat olsun, bile bile ihmal etmek, yapmamak, bu da Allah'ı tanımamaktan kaynaklanır, bilmemekten kaynaklanır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, eğer müminseniz, iman ediyorsanız benden korkun, başkasından korkmanıza gerek yok. Kıymetli dostlar, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hucbetin naru bişehevat ve hucbetil cennetü bil mekârih" buyuruyor. Yani İnsanlar yarın ahirette ya cennet veya cehennem diye فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيدِ bir grup cennete yerleşecek, bir grup da cehenneme yerleşecek. Tombala çeker gibi çekilmeyecek. Herkesin iman ve ameline göre kararı kim verir? Sadece Allah verir, başkası vermez. Bu karar sadece Allah'a ait bir karardır. Şimdi Allah Celle ve Ala Hazretleri cehennemin etrafını insanı cehenneme götürecek şeylerle donattı. Cennetin etrafını da insanı cennete götürecek şeylerle donattı. Peki cehennemin etrafında ne var? İçki var, kumar var, dans var, kredi var, faiz var, zina var, yalan var, adam öldürmek var, hırsızlık var. Affedersiniz de yüzsük var. Var da var. Ya ne kadar haramlar varsa, ne kadar günahlar varsa, onlar cehennemin etrafını kuşatmışlar. Çekiyor. Faiz çekiyor. Yalan çekiyor. Zina çekiyor. Kumar çekiyor. Kardeşim, mıknatıs da çekiyor. Rüzgar esiyor. Ne yapıyor rüzgar? Alıyor bulutları buradan götürüyor. Bir yerlere götürüyor. Hangi cihete doğru esiyorsa o tarafa doğru götürüyor. Kardeşim, kumar rüzgardır, cehenneme götüren rüzgardır. İçki rüzgardır, cehenneme götüren rüzgardır. Her haram bir rüzgardır ama cehenneme götüren rüzgardır. Cehennemin etrafını Allah Celle Celaluhu nelerle donatmış? İnsanın canının arzu ettiği, nefsinin arzu ettiği günahlarla donatmış. Caziptir. Can istiyor. Ama can istiyor ama affınıza sığınarak söylüyorum. Fareyi yakalamak için ne yaparlar? Tuzak koyarlar. O tuzağa ne koyarlar? O tuzağa peynir koyarlar. Farenin sevdiği çekirdek mi? Çekirdek koyarlar. Şimdi fare gördüğü zaman ben koşuyorum diyor. Nereye koşuyorsun? Karnımı doyurmaya koşuyorum. Halbuki karnını doyurmaya koşmuyor. Hayatına kastetmeye koşuyor. Denize attığımız, suya attığımız olta, balıklar görüyorlar uzaktan oltada yem olduğunu. Koşuyor, ne diyor koşuyor? Karnımı doyurmak için koşuyorum diyor. Ama gerçekte karnını doyurmuyor. İşte balığı avlamak için o oltadaki görüntüler neyse, nefis ve şeytan da bize cehennemin etrafındaki o haramları aynen balığın gördüğü oltadaki yem gibi gösterir. Veya affedersiniz farenin gördüğü yem gibi, fındık gibi, fıstık gibi, çekirdek gibi, peynir gibi gösterir. Ama hepsi tuzaktır. Bunların tuzak olduğunu, balığı avlamak için bir tuzak olduğunu bize Allah Celle Celaluhu peygamberler vasıtasıyla haber veriyor mu? Oltadır bu, aldanma. Oltadır bu, aldanma. Rızkını almazsın, yakalanırsın ve hayatın biter. Oltaya yakalanan ne oluyor? Alınıyor, sudan çıkıyor, hayatına mal oluyor. Sonra da
tavada yağda kızarıyor, kızarıyor, pişiyor ve başına gelenler geliyor. Bütün bu başına gelen, tavada kızardığımız o balığın başına gelenler nereden geliyor? Oltaya yakalanmasından geliyor. Oltaya yakalanmasaydı tencerede ne işi vardı? Tavada ne işi vardı? Sağı kızıyor, kızarıyor. Üst tarafı kızarıyor, alt tarafı kızarıyor. Pişmiş hale geliyor. Kardeşim sen de ben de o balık gibi oltaya yakalanırsak, haram oltasına yakalanırsak bizi alırlar cehennemde. Öyle de pişirirler, böyle de pişirirler. Orada da pişmek vardı. Allah o duruma düşmekten hepimizi muhafaza eylesin. Ve hucibetil cennetü bil mekârih. Cennetin etrafına da insanın hoşuna gitmeyen şeyler yerleştirilmiştir. Ne vardır? Cennete girmek istiyorsun. Orada 5 vakit namaz vardır. Bunu halletmen lazım ki geçebilesin. Ne vardır orada? Yalan söylememek vardır. Anana, babana, eşine, çocuklarına karşı iyi davranmak vardır. İbadet vazifelerini yapmak vardır. İnsanın bunlar yaz mevsiminde sen sabahtan akşama kadar yemeyeceksin, içmeyeceksin, oruç tutacaksın. Ülkemiz Müslüman bir ülke, değil mi? Ramazan'da, sokaklarda bunu görebildiniz mi? Yani Ramazan'ın o güzelliğini sokaklarda görebildiniz mi? Göremedik. Niye göremedik? Sıcaktır, günler uzundur deyip oruç tutmayanların sayısı çok fazla. Şurasını paylaşmak istiyorum siz kardeşlerimle, dostlarımla. Cennetin etrafı neyle kuşatılmış? Zor olan, insanın nefsinin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmış. Aklınıza kalsın diye komik şekliyle beraber anlatıyorum bunu size. Bir kardeşim sabahın erken saatinde, yani tam sabah namazı vaktinde, saatinde bizim kurslardan bir kursun olduğu yerde bakıyor ki ışıklar yandı, talebeler namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar, namaza hazırlanıyorlar. Bir de dönüyor, sokağa başından sonuna kadar bakıyor, lambası yanan hiçbir tane daire yok. Bekliyor, bir saat doluyor, lambası yanan bir tane daire yok. Veya kocaman sokakta yansa bir tane, iki tane daire yanıyor. Işığı yanıyor. Peki sabah namazı farz mı? Farz. Ne demek farz? Yani Allah diyor ki, bu saatte hayatta mısın? Ölmedin değil mi? Kalkacaksın. Ya Allah'ım bu mecbur mu? Mecbur diyor. Gerçekten mecbur mu? Mecbur diyor, kalkacaksın. Eğer sen cennetin talibiysen, benim rızamı kazanmak istiyorsan kalkacaksın. Kardeşler, ben size Allah için şu soruyu soruyorum. Siz bugün ezan okunmadan camiye niye geldiniz? Allah inancınız sizi buraya getirdi. İnanıyorsunuz ki ben cumaya gitmezsem hesabını veremem. Doğru mu? Hepiniz işsiz insanlar değilsiniz ki. Kim bilir ne işiniz vardı da şimdi? İşinizi bıraktınız, geldiniz. Cumadan sonra koşuşturacağınız ne işleriniz var? Ama buna rağmen niye geldiniz? Diyorsunuz ki ben gitmezsem bunun hesabını veremem diyorsunuz. Bu işin bir de ahireti var diyorsunuz. Hesabını veremem diyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman ben size soruyorum. Bugün sabah namazında evinizde hareket oldu mu? Sabah namazında evinizde ışık yandı mı? Musluklar çalıştı mı? Seccadeler çalıştı mı? Eğer çalışmadıysa soruyorum size, Allah'a küs müsünüz? Allah ile aranız açıldı mı? Yani Allah size ben sizi illa istiyorum, mecbursun dediği halde hayır ben kalkamam dediyse o zaman Allah ile aramızda bir problem var demiş olmayız mı biz? Bakın kardeşler, dostça Allah için ben sizi seviyorum ve her birinizin ahirette yüzünüzün ak olmasını istiyorum. Bu da benim hem görevimdir, hem dua ederim bu noktada size. Sadece size değil, çocuklarınıza da dua ederim, akrabalarınıza da dua ederim. Cennet çok geniştir. Hepimiz girsek, anamız babamız girse yine yer vardır. Ama dostlar ben size diyorum ki, bugün sabah evinizde ışık yandı mı yanmadı? Dün sabah yandı mı yanmadı?
Hafta boyunca yandı mı yanmadı mı? Yanmadıysa kime çalışıyorsunuz? Cennetin etrafı zor olan şeylerle kuşatıldı. Bunları halledersen cennete girersin de. Gelin dostlar, kendimize yeniden bir çeki düzen verelim. Kendimizin istediği gibi değil, Allah'ımızın istediği gibi Müslüman olalım. Bir daha söylüyorum. Sen patronsan, senin iş yerindeki işçi, senin istediğin gibi mi çalışması lazım, kendi istediği gibi mi çalışması lazım? Mesaisini kendisine göre mi ayarlayacak, senin istediğine göre mi ayarlayacak? Eğer patronsan, senin istediğine göre, şu saatte geleceksin, şu saatte şu işi yapacaksın, öyle değil mi? Eğer biz kul isek, bizim istediğimiz gibi değil, Allah ve Resulü'nün istediği gibi olacak. Onun için cennetin etrafı zor olan, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle donatılmıştır. Gelin dostlar, yeniden kendimizi bir gözden geçirelim, şuna karar verelim. Benim istediğim gibi değil, Rabbimin istediği gibi olmalıyım. Ayet-i kerime neydi baş tarafta okuduğumuz ayet-i kerime? Başkalarından korkmayın, benden korkun. Emrimi dinlemediğiniz zaman başınıza geleceklerinden korkun. Yasaklarımı dinlemediğiniz zaman başınıza geleceklerden korkun. Eğer dünyada korkarsanız faydasını görürsünüz. Ama öldükten sonra korkmak bir fayda vermeyecek. Öldükten sonra bütün hazırlıksız olanlar korkmuşlardır. Ağlamışlar, feryat etmişlerdir. Ve cehennemde de ağlayıp feryat edeceklerdir. Hep Allah'a müracaat ederek bizi cehennemden çıkar deyip yalvaracaklardır. اِخْسَعُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ Kesin sesinizi, konuşmayın benimle, konuşmuyorum sizinle diye Allah onlara cevap vereceğini kendisi Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun Suresi'nde bizlere beyan etmektedir. Yüce Rabbim, canımızın istediği, nefsimizin istediği ne kadar haramlar ve günahlar varsa onların karşısında sapsağlam frene basabilmeyi her birimize nasip eylesin. Bizi cennete götürecek, Rabbimizin rızasını, sevgisini kazandıracak ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa, fakat nefsimize ağır gelen şeyler varsa, Rabbim kolaylaştırsın, sevdirsin, her birimizi, çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi muvaffak eylesin. Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla cümlenizi, cümlemizi merzuk eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lillahi'l-Fatiha.